Efendim böyle kötü olaylarda hep akıl almaz ifadesini kullanıyoruz farkındaysanız. Çünkü hakikaten ne akıl alıyor ne de vicdana sığıyor. Şimdi maalesef yine öyle bir haberle devam edeceğiz. 17 yaşındaki Dilan Bayır okuldan çıkıp eve döndüğü sırada 4 kişi tarafından kaçırıldı. Ailesi kızlarına ulaşamayınca endişelendi ve durumu polise bildirdi. Genç kız bir inşaatın bahçesinde ağır yaralı halde bulundu. Hastanede anlattıkları ise herkesi dehşete düşürdü. Üçüncü kattan aşağı atmışlar. Şu an durumu çok kötü. Ameliyat oldu üç sefer. 17 yaşındaki lise öğrencisi okul çıkışı kaçırıldı, alı Yetmedi. Dehşeti yaşattıkları genç kızı kaçmaya çalışırken tutup metrelerce yüksekten aşağı attılar. İşata götürmüşler, işadın tepesinden atmışlar. Korkunç olay Abdülhamit mahallesinde yaşandı. Okuldan çıkan 17 yaşındaki Dilan Bayır eve bir daha dönmedi. Kızlarına ulaşamayan endişeli aile durumu polise bildirdi. Ekipler genç kızı korkunç bir halde buldu. Kızım ama çok kötü. Zorla arabaya atmışlar sürüyerek. Okuluna 5 kilometre uzaklıktaki bir inşaatın bahçesinde yaralı halde bulunan Dilan hemen hastaneye kaldırıldı. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirlenen talihsiz kız hayati tehlikeyi atlattı. Ancak psikolojisinde onarılamayacak izler kaldı. Genç kızın ailesini anlattıkları kan dondurdu. Selik sürükleyerek zorlar arabaya bindirmişler. İddiaya göre bayır okul çıkışında 4 kişi tarafından zorla bir arabaya bindirildi ve alıkoyuldu. Ellerinden kaçmayı başaran Dila'nın kabusu bununla da bitmedi. Takip edilip tehdit edilen Dilan kurtulmaya çalışırken inşaatın 3. katından aşağı atıldı. İnşaata götürmüşler, inşaatın tepesinden atmışlar. 3. kattan aşağı atmışlar. Şu an durumu çok kötü. Diz kapakları, ayak dirsekleri, ayak kolu hiçbir şey kalmayık, bel kalmayık. Dilan Bayır'ın tedavisi devam ederken soruşturma kapsamında o dört maganda gözaltına alındı.